Şimdi birlikte Skype bağlantısına gidelim. Savaş Çorlu bugün bizlerle birlikte olacak ve Galatasaray'ın son gündemini, karşılaşmayı hep birlikte konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. İyi sabahlar dilerim. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi sabahlar sevgili Demet. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu oldukça heyecanlı geçiyor. Dün de yine keyifli karşılaşmalar vardı. Galatasaray günün son maçında Teksut Bandırma Spor'u 4-2 mağlup etti. Maç 3-0'a kadar aslında Galatasaray üstünlüğüyle gidiyordu ama sonrasında bir duraksama da olduğunu söyleyebiliriz Galatasaray açısından. Önemli oyuncular dinlendirildi bu mücadelede. Tabii yeni transfer de sahnedeydi. Nasıl bir Galatasaray vardı sahada sizce? Bir defa Ziraat Türkiye Kupası senin de dediğin gibi hakikaten heyecanlı gidiyor, çekişmeli geçiyor. Bugün ve yarınki maçlarla da gayet bu heyecan devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi Galatasaray'da Okan Hoca tabii ki kupa maçlarında olan hep bir alışık olduğumuz şekilde sürpriz bir kadroyla maça çıktı. Maça gelecek olursak, maçta bazı sporcuların gerçekten yani bu Ziraat Türkiye Kupası'ndaki o isteği, o azmi sonuca rağmen çok fazla veremediğini söyleyebiliriz. Yeni transfer, Vinicius'un çok çalışkan bir oyuncu olduğunu gördük. Her ne kadar son dakikalarda bir gol atmış olsa da ama istekli, takımı bir an önce adapte olmak istiyor, daha goller atmak istiyor. Çok net bir şekilde forma isteği ortaya çıktı. Keşke penaltılardan bir tanesini de atsaydı. Maç içinde 3-0 yakaladı, fark daha fazla olabilirdi. Belki biraz rakibi küçümsemeden diyebilirim yani. Rakibi hakikaten Galatasaray futbolcular küçümsemiş. Oyun içindeki disipline dikkat çekmek istiyorum. İki tane penaltı ikisi de tartışıldı. Az önce haberlerimizde de verdik. Haberleri okurken de sen söyledin. Yani taş kağıt makas, Galatasaray futbol takımı penaltı atarken taş kağıt makas yapmaz. Antrenmanda yapar. Bunu yıllardır antrenmanlarda görüyoruz. 5-2 tartışmalarda maçın sonucunda bazı oyuncular taş kağıt makas yapar ama yani Barış dedi Halil Dervişoğlu taş kağıt makası, Halil Dervişoğlu kazanıyor. Gidelim ikinci penaltıya sevgili Demet. İkinci penaltıda Barış topu alıyor. Penaltı noktasına doğru gidiyor. Tete elinden alıyor topu. Israrla Barış kulübeyi gösteriyor. Ona rağmen Tete oyundan penaltı yapıyor. Evet. Diğer taraftan gelelim oyunun son bölümlerine. Zaha, sen bu maçta ne oynadın da oyundan çıktığı zaman 87 dakikada oyundan çıkıyorsun. Sen orada trip atıyorsun kulübeye, teknik heyete var. Yani bilmiyorum yani Galatasaray'ın normal şartlarda bu olmaması lazım. Galatasaray kazandığı bir maçtan sonra mutlu olması lazım. Halil Dervişoğlu'na bakıyorsun, oyun içinde bu kadar isteksizlik, bu kadar vurdum duymazlık, her pozisyon içinde yer alması, penaltıyı attın. Hani bir şey vardı dün akşam Galatasaray'da. Böyle gerçekten Ziraat Türkiye Kupası maçları forma şansı bulamayan oyuncular içindir. Evet. Kalede Günay tamam. Ama sonra bakıyorsun dün Barış'ta da bir yorgunluk sezdim ben. O penaltı olayı, bir önceki penaltı olayı, oyun içinde değişikliklere bakıyorsun. Barış çıkıyor. Ali Turan, Ali Turan keşke ilk yarıda maça başlamış olsaydı. Sağ bek oyuncu. Sağ bekte Barış oynuyor ama Ali Turan oynamıyor. Ali Yeşil dedik. Efe oyuna sonradan girdi. Oyunun sonlarına doğru çok koştu, çalıştı, bir şeyler yapmaya çalıştı. Savunmada hatalar yapınca Nelson oyunu almak zorunda kaldı Okan Hoca. Yani dün akşam değişik bir alışık olmadığımız Galatasaray vardı Bandırma Spor maçında. Bandırma Spor'u da kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Özellikle ikinci yarı mücadele ettiler. Verim bir an golü vardı. Vardan dönen pozisyonlar vardı Galatasaray adına. Seyirciyi kutluyorum. Hafta içi olmasına rağmen yine güzel bir şekilde takıma destek verdiler. Zemine dikkat çekmek istiyorum. Galatasaray Aslantepe'de bu kadar kötü bir zemin ilk kez gördüm. Çok fazla kar da yağmadı. Ama her şeye rağmen turu geçen taraf Galatasaray'dı. Turu geçen taraf olmak her zaman güzeldir. Vinicius'un golle başlaması son maçın sonlarına doğru güzeldi. Güzel taraflarına bakacak olsak Galatasaray turu geçen taraf oldu. Neredeyse bütün konulara değindiniz aslında. Bazı konuları biraz daha detaylandıralım birlikte. Vinicius'tan bahsettiniz. İlk kez Galatasaray forması giyiyor. Yeni transfer. Gelecek adına nasıl bir umut verdi sizin için? Icardi'nin arkasında güvenilir bir forvet Galatasaray'ı bekliyor mu? Ya şimdi tabii bunu tam net konuşmak için erken ama maçın içinde 90 dakika sahada kalmasına rağmen uzatmalarla beraber 96 ilk yarı neredeyse 100 dakika başta vardı ilk yarı. Böyle bir ilk maçta herhalde bundan daha güzel şans olamazdı. Çok fazla baskı yoktu. Çok çalışkan bir oyuncu. Takımı tanımaya çalışıyor. Bir sonraki maçta görev alması halinde farklı oyuncular olacak. Daha önemli oyuncular olacak. Mertens olacak. Kerem de olacak. Icardi tabii ki varsa Icardi oynar. Yani Icardi söyleyebilirim ki Galatasaray'da eğer şu an için Mustera varsa Mustera oynar. Icardi varsa Icardi oynar normal şartlarda. Evet. Icardi'nin olmadığı maçlarda bakan bu bir türlü beklenen etki yapamadı ama yapamamasının en önemli etkilerden bir tanesi Icardi'nin sürekli oynuyor olmasıydı. Yani Icardi
olmadığı maçlarda bize burada Vinicius'un normal şartlarda dün akşam bir tek şey gördüm. Çok koşuyor, çok fazla çalışıyor, çok istiyor. Aralardan çok iyi kaçıyor. Ben Icardi'nin olmayacağı maçlarda Vinicius'un görevini tam olarak yapacağını düşünüyorum. Dün ilk maçına rağmen hiç sırıtmadı, çok istekliydi. Takımda da özellikle o golden sonra arkadaşlarının sevinci zaten hoş geldin Vinicius der gibi çok güzel bir sevinç ekranlara da geliyor. Genç oyuncularla beraber bir araya gelmesi güzel bir şey birliktelik. Ben Icardi'nin olmadığı her maçta görevi tam olarak yapacağını düşünüyorum. Halil'den daha iyi yapacak bir defa. Yani şunu söyleyeyim, dün Halil bir kez daha forma şansı buldu. Icardi'nin olmadığı maçlarda 4 ya da 5 kere forma şansı buldu. Halil'deki bu düşüş demem ama Halil'deki bu Beklenti mi saha çok içinde yüksekti devamsızlık. acaba? Beklentinin yüksek olması fark etmez. Beşiktaş'ta transfer yarısına girdin. Kıyasıya Beşiktaş'ın elinden aldın ama yani o daha önce Galatasaray'ı bilen bir oyuncuydu. Yani Halil'de bir şey var sevgili Demet. Saha içindeki bazen böyle o hırçınlık vardır. Azim vardır, istek vardır. Çok soğuk. Beklenen performansı çok alta kaldı. Dün akşam da çok büyük bir şansı penaltı dışında elde edemedi. Bence bundan sonra Vinicius'un da olduğu Galatasaray'da Halil'in çok fazla forma şansı bulacağını zannetmiyorum. Transfer teklifleri var, kiralık teklifleri var. Belki de önümüzdeki günlerde Halil'le ilgili yeni bir şeyler çıkabilir. Peki son soru olarak şunu sorayım. Siz de bahsettiniz. Birçok genç oyuncuya şans verdi. Okan Buruk, Eyüp Aydın, Efe Akman, Ali Turap, Kazımcan'ı yine sayabiliriz. Ali Yeşilyurt, Ali Gökdeniz Gündüz Yeşilyurt. gibi. Sizce bu oyunculardan hangileri daha çok aslında performans açısından daha iyiydi ve Süper Lig'de de şans bulabileceğini gösteren bir oyuncu oldu mu sizce? Ben Ali Turap'ı çok beğendiğimi ifade edebilirim. Altyapının oyuncusu. Daha önceki zaman zaman maçlarda kadroda yer almıştı. Bir maçta da maçta yine 11'e başlamıştı. Ali Turap'ın üzerine düşünürse çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Galatasaray şu anda baktığın zaman Barış Alper yerine eğer Ali Turap'la başlamış olsaydı o konucu belki çok daha faydalı olurdu. Çok daha iyi olabilirdi. Barış'taki yorgunluk da zaman zaman kademe hatası. İkili mücadelelerde hiç hata yapmazdı. Hava topunda keza aynı şekilde. Yenilen gol öncesinde. Gökten Gürbüz'ü çok merak ediyordum. Çok kısa süre oynadı fakat hakikaten kumaşı sağlam. Dortmund altyapısı olan bir oyuncu. Efe Akman keza aynı şekilde. Efe Akman ve Hamza Akman için de bir şey söylemek istiyorum. Galatasaray'la henüz daha sözleşme imzalamadılar. Ben bunu daha önce yayınlarda dile getirmiştim. Ali Turap'la yapıldı, Baran'la yapıldı, Ali Yeşilyurt'la zannedersem yapıldı. Ama burada Efe Akman ve Hamza Akman gibi iki tane çok gelecek vadeden genç oyuncu da profesyonel sözleşme yapmalı. Sezon sonu içinde belli bir takımlara gidebileceği konuşuluyor. Dün akşamdan Olabilir. baştan sonra bu gündeme gelmişti ve bu Galatasaray adına üzücü bir şeydir yani. Peki çok teşekkür ederim, süremizin de sonuna geldik. Tekrar iyi sabahları, iyi haftalar Ben diliyorum. teşekkür ederim. İyi haftalar, iyi yayınlar. Savaş Çorlu ile birlikte Galatasaray'ın gündemini değerlendirdikten sonra haberlerimizle tekrar hemen devam edelim hızlıca. Rams Başakşehir ile Atakaş Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası sonun 6 turunda kozlarını paylaşacak. Bu mücadele bugün saat 17.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından her zaman olduğu gibi sizlerle buluşacak.